Merhaba cesur bekçi. Parmak ucumda yürüyordum ama galiba seni uyandırdım. Evet, bütün köpeklerin uykusu hafiftir. Küçük bir ses duyunca hemen uyanırlar. Mağaradakilerin yanındaki arkadaşın dışında tabii. Derin bir uykuya daldılar ve etraflarındaki hiçbir şeyi hissetmediler. Hikayeyi anlatmaya devam edeceğim şimdi. Otur bakalım. Kıtmir senin gibi ön ayaklarını uzatmış uyuyordu. Aylar ve yıllar geçti. Mağaradakiler uyumaya devam ettiler. Güneş yükselince güneş ışığı sağ taraftan mağaraya giriyordu. Güneş batarken ise güneş ışığı soldan giriyordu. İlahi güç bedenlerini bir sağa bir sola çeviriyordu. Böylece bedenlerinde yatak yarası oluşmadı. Her gün tek tanrıya inananların sayısı nasıl artar? Kaçaklarla bağlantı kurdukları kesin. Hayır efendim, yemin ederim. Her yeri aradık, izlerine rastlayamadık efendim. Nasıl? Yer yarıldı da içine mi girdiler? Olabilir efendim. Ölmüş, toza karışmış olabilirler. Halk için o toz bizden daha etkili oluyor. Onlarla ilgili efsaneleri duymadın mı sen ha? Geri döneceklerini söylüyorlar. Bu toz yüzünden krallığım için endişe ediyorum ben. Muhafızlar! Yardım edin! Kaleye saldırıyorlar! Biliyorum. Durdur onları! Bir şeyler yap! Yapamam. Tüm şehir onları destekliyor. O zaman biz hemen kaçalım buradan. Kurbanların her yerde. Seni insafsız kral. Benimle nasıl böyle konuşursun bakayım? Ne kadar kibirlisin. Hala kral olarak onların başında olduğunu mu sanıyorsun? Bak, tüm altınımı seninle paylaşacağım. Hayatım altından daha değerlidir benim. Sizi kendi ellerimle mahkemeye teslim edeceğim. Yeni sisteme olan bağlılığımı kanıtlamak için. Bu mahkeme mi? Benim için mi? Evet. Düşmanların için düzenlediğin mahkemeler gibi. Önce onları öldürür, sonra yargılardın. Hakim onları ölüme mahkum edip şüphelileri sorunca da ona kralın kılıcı hakimin adaletinden önce geldi denirdi. Uyuyakaldım anlaşılan. Bir gün mü uyudum ben? Karnım çok aç. Acaba Nahiş benim için et ayırmış mıdır? Bu insanlar kim? Tuhaf ve korkunç görünüyorlar. Arkadaşlarımı öldürüp onların yerine yatmışlar. Bu sahibin çobanın kokusu nasıl böyle değişmiş ki? Uyanın, köpek bir şey görmüş olabilir. Şu halimize bak, saçımız ve sakallarımız nasıl bu kadar uzadı? Uzun zaman uyumuşuz, belki de bir gün. Belki de daha fazla uyuduk. Ben çok acıktım, hem de çok. Ben de öyle. Ama paramız yok. Nasıl karnımızı doyuracağız? Kral bana bu para kesesini vermişti. Ah, bu çok iyi. Birimiz şehre gidip yiyecek alsın. Biraz karnımızı doyuralım, öyle yola çıkarız. Köpeği de yanıma alıp ben gideyim öyleyse. Köpek tek başına geri gelirse yakalandığımı anlarsınız. Çok dikkatli ol öyleyse.
Hadi gidelim Kıtmir. Hazırım efendim. Ben her zaman hazırım. Ama önce berbere gidip saçınızı kestirelim bence. Acaba Nahiş bu halimle beni beğenecek mi? Eskiden pazar buralardaydı. Nasıl yok olmuş acaba? Bu bahçe bir günde nasıl oluştu? Bu ağaçlar nasıl büyüdü? Kaybolmuş olabilir miyiz? Bizim şehrimiz olmadığı kesin. Çünkü güzel ve tertemiz. İbadet zamanı geldi ey inananlar! İbadet zamanı geldi ey inananlar! Gel buraya çocuğum, korkma benden. Ne istiyorsunuz efendim? O savaş borusuyla ne yapıyordun? Oyuncak bu. Nasıl olur? O boru sadece ordu komutanında olur diye biliyorum. Hayır, oyuncak dükkanında onlarca var bundan. Oyuncak dükkanı mı dedin? Evet, pazardaki dükkan. Peki bu pazar nerelerde? Nehrin arkasında, diğer yolda. Nasıl olur? Nehir arkasında kralın sarayı olmalı. Hayır, pazar var. Hadi gidelim Kıtmir. Sessiz ol, yoksa bizi yakalayacaklar. Özür dilerim, kendimi tutamadım. O tuhaf şeyi gördünüz mü? Biz uyurken neler olmuş? Çocuklar savaş borusuyla oynuyor. Atlar tekerlek üstündeki çadırları çekiyor. Anladım. Belli ki hala uykudayız. Bu da garip bir rüya. Kıtmir, çocuğun söylediği yere gideceğim. Beni burada bekle, tamam mı? Geri gelmezsen mağaradaki arkadaşlarımın yanına git. Buyur yabancı, hoş geldin. Yiyecek satıyor musunuz acaba? Ne istiyorsunuz? Her şey olur. Ekmek, et, biraz meyve. Peki yemeği kaç kişi yiyecek? Niye sordun? Bunu anlamadım. Yeterli miktarda hazırlamak için elbette. O zaman büyük bir ziyafete yetecek kadar olsun. Affedersiniz ama önce parasını almalıyım. Hı? Buyur, acaba bu yeterli mi? Ama bu eski para. Üstünde 300 yıl önce öldürülen kralın resmi var. Ne biçim konuşuyorsun sen? Bu parayı nereden buldunuz siz? Bu seni hiç alakadar etmez. Durun, sizi bırakmam. Bırak beni, dur. Sakallı adamı yakalayın. Çabuk. Nahiş. Adımı nereden bildin yabancı köpek? Şaka mı yapıyorsun? Tanımadığım köpeklere şaka yapmam ben. Kimsin sen? Ne istiyorsun? Duyduklarıma inanamıyorum. Bir gecede bu kadar mı değiştin? Köpekler sadık olur derler ama görünüşe göre yalanmış. İyi de neden böyle sızlanıyorsun? Bak ben seni hayatımda daha önce hiç görmedim. Olanlardan sonra beni tanıdığını inkar mı ediyorsun? Peki ne oldu? Bir de soruyor musun? Gökyüzü parçalandı. Yıldızlar tek tek ateşe düştü. Güneşim söndü. Birlikte yediğimiz yemeği hazmedemeden aşkımız bitti mi? Ben daha önce bir köpekten böyle laflar duymamıştım. Nasıl taktığın tasmayı sana verene ihanet edebiliyorsun? Bu tasmayı 300 yıl önce büyükanneme Kıtmir adında bir köpek vermiş. Aman Allah'ım, tasmayı bana verdiğini sen söyledin. Yani sen bu durumda... Evet. Ben Kıtmir'im. Büyük annem senin adını söyleyerek ölmüştü. Nahiş öldü mü? Olamaz. Olamaz. Ama bu çok garip. Çok garip. Anlamıyorum. O tam 300 yıl önce yaşadı. Sen nasıl Kıtmir olabilirsin? Bunca yıl o mağarada uyumuş olmamız mümkün mü acaba? Çok garip. Bu yabancının
söyledikleri gibi 300 yıl önce dağa sığınan o iyi adamlardan biri olması mümkün mü sen? Onu takip ettik kralım. Ama dağda izini kaybettik efendim. Ben oraya gidip kendim kontrol edeceğim. Neden beni takip ediyorsunuz? Ben de sizin gibi bir köpeğim. Yeter! Bunca yıl nasıl uyuduk? Bu Allah'ın isteğidir. Evet, öyle gerçekten. Allah yalancıları cezalandırdığını görmemizi istedi demek ki. Haklısın. İnsafsız kral yenilmiş ve putları yok olmuş. Kimin aklına gelirdi ki? Şimdi artık iki taraftan hangisinin zamana yenilmediğini biliyoruz. Size bir şey söyleyeyim mi? Şehirde kendimi yabancı gibi hissettim. Bu yüzden mağaraya sanki evime gelir gibi koşarak geldim. Evet, haklısın. Ben de senin peşinden dışarı çıktım. Karım ve çocuklarım ölmüş. Üstelik torunlarımdan hiçbiri beni tanıyamadı. Bu dünyada senden başka kimsem yok çoban. Nahiş artık yok. Ölmüş. Ne yapıyorsun muhafız? Sakın bu köpeğe dokunma. Allah'ın mucizelerinden biri o. Bunca zaman onlarla birlikte uyumuş. Hatırladım. Adaletsiz kraldan kaçtık ve bu mağaraya sığındık. Bu demek ki uyuyakalmışız. Aman Allah'ım. Eski şehirle ilgili söylediklerinin hepsi tarih kitaplarımızda yazıyor bizim. Allah'ım, bunlar mağaranın erdem sahibi sakinleri. Bağışlayın. Hikayenizin doğru olduğundan emin olmalıydım. Bugünkü refahımızı ve durumumuzu size borçluyuz. Bu şehirdeki ilk inananlar, ilk acı çekenler sizsiniz. Allah'a şükürler olsun. O bizi yaşattı ve inananların zaferine şahit olduk. Onu hala hatırlıyor musun? Sadece bir gece uyudum. Bir gecede nasıl unutabiliriz ki? Sen yüzlerce yıl uyudun. Gözlerim uykudaydı ama kalbim uyanıktı. Nasıl unutabilirim? Sen ne kadar düşüncelisin Kıtmir. Bana düşünceli ve obur olduğumu söylerdi. Peki neden beni görmezden geliyorsun? Kalbim hala ona ait. Sen çok sadık bir köpeksin Kıtmir. Ama bu sadakatin beni çok üzüyor. Affedersin. Gözlerimi kapadım. Açtığımda zamanın, şehrin ve insanların değiştiğini gördüm. Köpekler bile beni görünce havlıyor, benden kaçıyorlar. Ama Kıtmir görüyorsun. Bak ben senden kaçmıyorum. Kaçıyorsun. Her şey aynı. Mağarada uyumuş olmam bizi ayırdı. Sizin çağınıza ait değilim ufaklık. Ben artık tarihin bir parçasıyım. Allah'ın mucizelerinden biri oldum ben. Ben... Yani yere yakın bu küçük yaratık. Her zaman var olan Allah'a şükürler olsun. Efendim rahatladı. Hepsinin içi rahatladı. Kendilerini asla yabancı hissetmedikleri bir yere gittiler. Bu yabancılık ve şaşkınlık yüzünden titriyorum. Hissettiğim şey garip. Nahiş'i düşününce üzüntüm artıyor. Ama mutluluğum da. Mutluluğum şu anda arttı. Neden acaba? Ona doğru gittiğim için mi? Tekrar mağaraya giriyor gibiyim. Bu sefer gerçekten uyumak için. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا
Sadakallahul azim. Mağaranın sakinleri Allah'ın sözünü yerine getirdiğini ve insanların aynı uykudan uyanır gibi tekrar hayata döndüğünü öğrendikten sonra oldukları yerde ölüp kaldılar. Bu olay insanları hayrete düşürdü. Mağaranın üzerine bir mescit yapmaya karar verdiler. Böylece bu dersi asla unutmayacaklar ve orada ibadetlerini yapabileceklerdi. Sadık bir hayvan türüne ait olduğun, bu hikayedeki köpekle aynı türden olduğun için gurur duyabilirsin.